Merhaba Gümrük TV izleyicileri, ben Elif Turan. İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Dilerseniz 2022 yılında dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen olaylara bir göz atalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde askeri operasyona başladığını duyurdu. İşgal, on binlerce kişinin ölümünün yanı sıra Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük mülteci krizine neden oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığına yönelik eylemlerine karşılık olarak kısıtlayıcı önlemler getirdi. İşgalin ardından küresel çapta yaşanan gıda kıtlığının çözülebilmesi için İstanbul Dolmabahçe'de bir anlaşma imzalanarak tahıl koridoru açılmasına karar verildi. Savaşın etkisiyle yaşanan enerji krizi Avrupa'yı zorunlu tasarrufa yöneltirken tedarik ve lojistik ağı da zaman zaman durma noktasına geldi. Avrupa Birliği Konseyi, yüksek karbon ayak izine sahip malların ithalatına karbon vergisi getirmeyi içeren sınırda karbon düzenleme mekanizması yönetmeliği üzerinde anlaşmaya vardı. Avrupa Komisyonu, emisyon ticaret sistemi kapsamında yer alan sektörlerden kaynaklanan emisyonların 2030 yılına kadar %62 oranında azaltılması konusunda karar aldı. İran'ın teknik arıza nedeniyle gaz akışını durdurmasıyla Türkiye'deki sanayi bölgelerinde kullanılan doğal gaz %40 kısıtlanırken 3 günlük elektrik kesintisi uygulanması sanayiyi olumsuz etkiledi. İhraç edilecek ürünlerin etiketlerinde Türkiye ibaresinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın başvurusuyla uluslararası alanlarda kullanılan Türkiye adı yerine Türkiye'nin kullanılması Birleşmiş Milletler tarafından tescillendi. Temel gıda ürünlerinde KDV oranı %8'den %1'e düşürüldü. Türkiye gümrük bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için belirlenen 22 avro tutarındaki limit kaldırıldı. Gümrük Müşavir Dernekleri olağan seçimi genel kurullarını gerçekleştirdi. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Taşkın Dalay ve Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Orhan Kattaş güven tazeledi. Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği seçimlerini ise Cebrail Orman kazandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe seçildi. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesine %40 oranında zam yapıldı. Yılda bir kez düzenlenen ücretlere ilk defa yılın yarısında yeniden düzenleme yapıldı. İhracatla elde edilen dövizin %25'inin Merkez Bankası'nın satılması zorunluluğuna dair talimatta değişikliğe gidilerek söz konusu oran %40'a çıkarıldı. Türkiye-Gürcistan arasında ikili transit taşımalarda serbestleştirme için ilk adım atılarak iki ülke arasında geçiş belgesi kotaları kaldırıldı. KKTC'ye yapılan ihracatın yalnızca Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirildi. Mısır, ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ülkeler listesine eklendi. Avrupa Birliği'nin çelik ürünlerinde 2018 yılında uygulamaya başladığı korunma önlemlerine karşı Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde başlattığı davada kurulan panel, Türkiye'nin tezlerini destekledi ve AB'nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti. 14 yıl aradan sonra İsrail ile Türkiye arasında üst düzey görüşme gerçekleştirildi. Gürbulak sınır kapısında yapılan operasyonla 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirilerek bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu yakalamasına imza atıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez yapılan ara düzenleme uygulamasıyla Temmuz ayında 5.500 lira olarak belirlediği net asgari ücretin 2023 yılında %54 artışla 8.500 TL olacağını açıkladı. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca hayatımızda zorunlu olarak kendine yer edinen maske kullanımı zorunluluk olmaktan çıkarıldı. İstanbul'da 1987 kışından beri en soğuk Mart ayı yaşandı. İstanbul Valiliği, karla mücadele çalışmaları kapsamında turuncu alarm verdi. Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi. Türkiye'nin yerli otomobili TOG seri üretime başladı. Bahçeşehir Koleji FIBA Euro Cup şampiyonu olarak bu kupayı kazanan ilk Türk takımı olurken, Anadolu Efes'te üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olmayı başardı. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı 2021-22 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye 2022 Akdeniz oyunlarını 108 madalya ile İtalya'nın ardından 2. sırada tamamladı. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu. Trabzonspor 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çelik sezonunda 38 yıl aradan sonra şampiyonluk koltuğuna oturdu.
Katar'da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşan Arjantin, penaltılara giden maçı 4-2 kazanarak 36 yılın ardından 3. Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti. Gümrüğe gönül verenler dostluk turnuvası final maçı seçkin gümrük ile Avrupa Kaçak ve İstihbarat takımları arasında oynandı. Penaltılarda Avrupa Kaçak ve İstihbarat'ın kaçırdığı penaltı ile maçı 7-6 kazanan seçkin grup şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sevindirici olayların yanı sıra üzen gelişmeler de meydana geldi. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan bir madende patlama meydana geldi. Patlamada 41 kişi hayatını kaybetti. Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda ise 6 kişinin hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Usta sanatçılar Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Akrep Nalan ve İlhan İrem, duayen spiker Halit Kıvanç ve gazeteci Hıncal Uluç aramızdan ayrıldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Tahta çıkışının 70. yılını kutlayan kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı oldu. Acısı tatlısıyla 2022 yılını uğurlarken Gümrük TV ekibi olarak iyi seneler diliyoruz.